Bir Behçet'i görelim e, çünkü Behçet merhaba. Yani kar yolları kapatıldı, kar yolları kapattı diye e, veriyoruz çünkü Van'da çok etkili oldu kar yağışı. E, onu biliyorduk. Yüzlerce yerleşim yerinin e, yolu kapandı. Sen bizi detaylandır. Ekipler e, sanırım aralıksız çalışmalar da yapıyorlar. E, Eğitimi ara verildiğini de biliyoruz ama nerelerde ve detaylar sende. Evet Van'da etkili olan yoğun kar yağışının ardından 702 yerleşim yeri ulaşma kapanmıştı. Büyükşehir Belediye ekipleri karla mücadele ekiplerinin yaptığı çalışma sonucunda kapalı olan mahalle ve mezra yollarında 510'u yeniden ulaşıma açılırken 192 yerleşim yerinin ulaşıma açılması için yoğun bir mücadele yürütülüyor. Olumsuz hava koşulları nedeniyle 3 ilçede eğitime bugün için ara verildi. Bu ilçeler Gevaş, Özalp ve Sara ilçeleri bugün eğitim öğretime ara verildi. Olumsuz hava koşulları bölgede etkisini artırıyor. Şu anda da Van Hakkari Karayolu'nun 2200 rakımlı koru baş mevkiindeyiz. Burada kar kalanlığı yer yer 50 santime ulaşmış durumda. Kameraman arkadaşım Orhan Aşan da göstersin. Şu anda karayolundayız. Karayolun kar yağışıyla birlikte zaman zaman sürücülere zor anlar yaşatıyor. Burası kışın en çetin geçtiği bölgelerden birisi. Bu arada Van Bahçe Saray Karayolu da güvenlik gereçesiyle ulaşıma kapatılmış. Çığ riski nedeniyle bu yolda da hala ulaşım sağlanamıyor. Bölgede etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle hayat durma noktasına geldiği birçok Mahalle ve Mezra yolu ulaşıma kapatıldı. Büyükşehir Belediyesi ve Karayolları ekipleri o yolları açmak için yoğun bir mücadele yürütüyorlar. Şu anda kapalı olan 192 yerleşim yerinin yeniden ulaşıma açılması için yoğun bir çalışma yürütülüyor. Ee, Bahçe yolu dediğim gibi e, güvenlik gereçesiyle kapatılmış durumda. Çünkü o yolda sürekli çığlar iniyor. Çığ riski nedeniyle valilik kararıyla o yolda giriş ve çıkışlara izin verilmiyor diyerek sözü tekrar merkeze bırakalım. Behçet'e teşekkür edelim. Behçet Dalmaz'a Demirören Haber Ajansı muhabiri.